Erdoğan hangi konuda? Hangi konuda? Veya bu. Ben onu müze oldu. Ayasofya'nın içinde bile ya. Ayasofya'nın içinde bile müze olmayacak dendi. Müze oldu değil mi? Yani işte çok sorabilirsiniz. Bak Erdoğan benim ve benim gibilerle dalga geçiyor. Ama en azından ben ve benim gibi insanlar evet dalga geçirdiğini biliyoruz bizimle. Kendi kitlesi zaten bunu bilmediği için veya o kitle, seçmen kitlesi, o yurttaş kitlesi, seçmenden önce yurttaş çünkü. O yurttaş kitlesi bunu sorgulamadığı için umurunda değil. Ama biz tamam kandırıyor diyoruz bizi. Ne var ki işte bunları dile getirerek de aslında ya sen bizi kandırdığını zannediyorsun diye ona bir cevap vermeye çalışıyoruz. Böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. O zaten bize hitap etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bize hitap etmiyor. O kendi seçmen kitlesine hitap ediyor. Benim Cumhurbaşkanım değil demiş parlak. Yani makam olarak evet şu anda Cumhurbaşkanı. Ret mi ediyorsun? Ha? Ret mi ediyorsun? Neticede oyla gelmiş. Seçimle gelmiş bir insan. Yani o sevmeyebilirsin yaptıklarını. Hangisi? Erdoğan diyebilir onu. Evet geçmişte Erdoğan diyebilir onu. Ama biz onun durumuna düşmemeliyiz. Çünkü biz en azından demokratik kafaya sahip insanlarsak bunun demokratik yolla geldiğini kabul etmeliyiz. Ama mücadelemizi de sürdürmeliyiz. Yoksa benim Erdoğan'dan veya Erdoğan gibi zihniyetten farkım ne kalacak o zaman? Ben o durumda olmak istemiyorum ya. O durumda anılmak istemiyorum. Devlet Bahçeli'nin sözü müydü? Kimin sözüydü? Öyle bir sözdü. Geçmişti. Evet hatırlıyorum öyle bir sözü. Benim Cumhurbaşkanım değil gibilerinden bir sözde. İşte Devlet Bahçeli. Ama ben o duruma düşmek istemiyorum. Çünkü ben bir mücadele yapacaksam o mücadeleyi gerçekten meydanda kendi samimi doğal kuralları içerisinde yapmak istiyorum. Gayri legal kurallarla yapmak istemiyorum. Nedir? Yurttaş olarak sandıkta görevimi yerine getirmek. Veya nedir? Kamusal alanda bir görev yapıyorum. Gazetecilik görevi. O gazeteciliğin görevi olarak da evet. Nedir? Ülkede olan biten şeyleri anlatıyorum. Olumsuzlukları dile getiriyorum. Bu benim görevimdir ve bu şekilde mücadele veriyorum. Fatih abi bizim halkımız çok zor durumda. Maddi manevi anlamda. Haklısınız. Ama işte onun mücadelesini de vermek gerekiyor. Daha iyi şartlarda yaşamam.